Yani bir kere çok gururluyuz çünkü yani turnuvanın başından itibaren aynı şekilde oynadılar ve hak ederek de geldiler. Yani hani çeyrek final Fransa, sonra üstü Slovenya, üzerinde İspanya ile oynadılar. Hak ettiler de, dün hepimiz seyrettik yani 28 dakika falan bayağı bir 3. periyodun ortalarında bir ara 13 sayılara falan çıktı fark yani. Sonunda İşte ya biraz heyecan yaptılar. Sonunda zona döndü İspanya. Orada bir ara dış şutlarda başarılı olamadık. O arada geldi. Ama bunlardan ziyade yani biz bu BGL ile birlikte bu yaş grubu işte 2001'ler özellikle 200 senedir oynuyorlar. 2002'ler oynuyor. Gelişiyorlar. Birbirlerini daha çok tanıyorlar. Ve buradan A takıma evrilecek de oyuncular var. O sinyali de veriyorlar. Bir jenerasyon yakalamak önemli. Daha onlar işte bir sene sonra yine 2002'ler Avrupa Şampiyonası U18 oynayacak. 2020 şey U20 oynayacaklar. İnşallah buradan bizim tek amacımız 4-5 tane oyuncuyu jenerasyonlardan A takıma vermek. Hepsini tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz. Ben maçtan sonra soyunma odasında da şunu söyledim. Yani yetenekleri kadar sahada verdikleri başarı, kazandıkları başarı kadar karakterleri de çok önemliydi. Yani ben sahada en ufak bir mimik yapan, sahadan dışarı çıkarken antrenörüne ne bileyim surat yapan, isyan eden, hepsi birbirinin hatasını kapatmak için mücadele etti. Aslında bu da çok belirtilmesi gereken ve bizim üstümüzde çok durmamız gereken bir şey. O açıdan çok mutluyuz. Ya sonucu tabii şampiyon olarak dönmek isterdik. Hem kendi hatalarımızdan hem basketbolun içinde olabilecek diğer hatalardan maalesef diyoruz ki bu bile sevindirici. Avrupa ikincisi olarak döndük. Aslanlar, benim aslanlarım onlar. Kendilerini her şekilde konsantre etmeyi başardılar. Her şekilde sonuna kadar mücadele etmeyi başardılar. Çok sevdikleri bir şarkıdan bir kelime onlara belki de ilham kaynağı oldu. Her şartlar ne olursa olsun, buz da olsan, buz bile olsan erimeyeceksin. Yani buz da olsan erime dediler kendi kendilerine. Çok zorlu bir gruptan geldik. Sonra çeyrek final, son Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi Fransa'yı yendik. Sonra Slovenya. Finalde işte biraz fazla konsantrasyon. Rakip de güçlü. Dediğim gibi birkaç tane de farklı etken girince maalesef ikinci olarak döndük. Ama bu da bizim için gururdur. Hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Çok iyi geldik aslında. Turnuva boyunca bütün neredeyse basketbol ekolleriyle oynadık. Hepsinden de galip ayrıldık. Fransa olsun, Almanya olsun. Bir Sırbistan mağlubiyetimiz vardı. Slovenleri yendik. Yani İspanya maçında iyi başladık. Sonrası kendi hatalarımızdan dolayı farkı indirdiler biraz. Sonra da birkaç hakem hatası oldu. Ama tamamen aslında bizim hatalarımızda olan bir şey. Oradan vurup gidebilirdik. Olmadı. Ama ikinci olduğumuz için mutluyuz. Bu bayrağı gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Avrupa'daki rakiplerimizi görüyoruz pozisyon olarak. Hem de kendi oyun stilimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüyoruz. O konuda çok yardımcı oluyor bu turnuvalar. Benim de böyle Avrupa'da 5. turnuvam. Bu konuda nasıl çalışmamız gerektiğini, nasıl onların artıları, eksileri olduğunu, bizim nelerimizi çalışmamız gerektiğini görebiliyoruz yani. Çok teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Öncelikle tabii ki de kupayı kaldırmak isterdik ama ikincilik de yani gümüş madalya da bence iyi bir başarı. Bunun için takım ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Burada da turnuva açısından benim açımdan çok iyi bir turnuva geçirmedim. Ama final maçında ciddi bir süre aldım ve elimden geleni yapmaya çalıştım tabii ki de ama daha iyi oynayabilirdim takım adına. Yani böyle oldu ve ikinci olduk. Evet, öncelikle şimdi bu 18 defteri bizim için kapandı. Artık önümüzde U20 var. Onda da artık bu jenerasyonun iyi bir jenerasyon olduğunu kanıtladık ikinci olarak. Şimdi artık altın madalyayı almak istiyoruz U20'de. İnşallah bunu başaracağız.